Allah-u Teala teheccüd namazını Peygamber Efendimiz'e hususi olarak farz kıldı. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur: gecenin bir kısmında da sadece sana mahsus bir fazlalık olmak üzere Kur'an ile teheccüd namazını kıl. Umulur ki Rabbin seni makamı mahmuda eriştirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazı ile ilgili şöyle buyurdu: gece namazına devam ediniz. Zira bu sizden önceki salihlerin ibadetidir. Çünkü gece ibadeti Allah'a yakınlık, günahlara kefaret olup insanı bedeni hastalıklardan korur ve günahlardan uzaklaştırır. Farzlar dışında en faziletli namaz gece namazıdır. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: üç şey vardır ki bunlar benim üzerime farz, size ise sünnettir. 1. Vitir namazı. 2. Gece ibadetine, teheccüde kalkmak. 3. Misvak kullanmak. Ömer bin Hattab radıyallahu an Nebi'den sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ediyor: her kim kalkar gece namazı, teheccüd kılar ve bu namazını da güzelce eda ederse Allah-u Teala ona 9 şey ihsan eder. Bunların 5'ini dünyada, 4'ünü de ahirette verir. Dünyada verilen 5 şey şunlardır: 1. Allah-u Teala onu afet ve belalardan muhafaza eder. 2. Yaptığı ibadetlerin eseri yüzünde belli olur. 3. Salihler ve hatta tüm müminlerin kalbi ona sevgiyle bakar. 4. Hikmetle konuşmaya başlar. 5. Ona hikmet, yani dinde anlayış, tefakkuh ile rızıklandırılır. Ahirette verilen 4 şey ise şunlardır: 1. Kıyamet günü amel defteri sağ tarafından verilir. 2. Sırat köprüsünden hızla çakan bir şimşek gibi geçer. 3. Hesabı kolay olur. 4. Kabrinden yüzü bembeyaz bir şekilde kalkar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: göklere, miraca çıkarıldığım gece Rabbim bana 5 şeyi tavsiye etti ve şöyle buyurdu: 1. Kalbini dünyaya bağlama. Çünkü ben dünyayı senin için yaratmadım. 2. Muhabbetini bana yönelt. Zira hepinizin döneceği yer benim. 3. Cenneti elde etmek için gayret göster. 4. Halktan ümidini kes, onlara bel bağlama. Zira onların elinde bir şey yoktur. 5. Teheccüd namazına devam et. Zira Allah'ın yardımı gece ibadetine kalkanlarla beraberdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadislerinde şöyle buyurmaktadır: her kim uykudan uyandığında Allah'tan başka ilah yoktur, tek ilah sadece O'dur, O'nun ortağı da yoktur, bütün mülk O'na aittir, bütün hamdü senalar O'nadır, O her şeye kadirdir, Allah-u Teala bütün noksan sıfatlardan uzak ve yücedir, hamd O'na mahsustur, Allah'tan başka ilah yoktur, O en büyüktür, yüce ve azamet sahibi Allah'tan başka hiçbir güç, kuvvet ve kudret sahibi yoktur. Ey Rabbim, beni, anne babamı ve tüm müminleri bağışla derse Rabbi onu bağışlar. İbrahim bin Ethem şöyle anlatmıştır: bazı kişiler evime misafir olmuştu. Onların Allah dostu olan ebdallerden olduğunu anladım. Onlara, bana bazı tavsiyelerde bulunun ki ben de sizin gibi Allah'tan korkan kullardan olayım, dedim. Sana 7 şeyi tavsiye ediyoruz, dediler ve saymaya başladılar. Birincisi, çok konuşan kişinin kalbinin uyanık olmasını bekleme. İkincisi, çok yemek yiyen kimseden hikmet bekleme. Üçüncüsü, insanlarla çok fazla haşır neşir olandan ibadetlerinin tatlılığını bekleme.
Dördüncüsü, dünyayı seven kimseden sonunun, ölümünün güzel olmasını bekleme. Beşincisi, cahil olan kişiden kalp hayatı, ibadet hayatı bekleme. Altıncısı, zalimle arkadaşlık edenden dininin müstakim olmasını bekleme. Yedincisi, insanların razı, hoşnut etmeye çalışan birinden Allah rızasını aramasını bekleme. Ebu Umame'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece ibadete devam ediniz. Çünkü o sizden önceki salih insanların adetidir. Bu ibadet Rabbinize yaklaştırıcıdır. Günahlara kefarettir. Günahlardan sakındırır. Gece ibadeti geçmişte peygamberlerin ve salihlerin adetidir. Rivayet edildiğine göre Davud aleyhisselamın ailesi devamlı olarak gece ibadetlerine kalkmışlardır. Burada bir ikaz vardır. Şöyle ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece ibadetinin sizden öncekilerin adeti olduğunu söylemiş, ancak müminlerin bunu yapmaya daha evla, layık olduklarını işaret etmiştir. Çünkü ümmeti Muhammed bütün ümmetler arasında en hayırlı olandır. Ayrıca gece ibadetlerine kalkamayanların hakiki salihler zümresinden de sayılamayacağı işaret edilmiştir. Gece ibadetine kalkanlar bu ibadetleri sayesinde Allahu Teala'ya yaklaşırlar. Bu husus ile şu hadisi kutsiye işaret edilmiştir: her kim beni tanıyan ve ihlasla bana ibadet eden bir kuluma düşmanlık ederse, ben de ona harp ilan ederim. Kulun bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili olan bir şeyle yaklaşamaz. Kulun bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Nihayet ben onu severim. Ben kulumu sevdim mi, onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. O benimle görür, benimle işitir, benimle tutar, benimle yürür. Benden herhangi bir şey isterse onu verir, bana sığınırsa muhakkak onu himaye ederim. Gece ibadet yani teheccüd kulun günahlarını temizler. Nitekim Allahu Teala bir ayetinde şöyle buyurur: çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Gece ibadetleri kişinin günahlardan korunmasına vesile olur. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar.